Açı hakları kanunu yok. Veya çiftçinin örgütlenmesiyle ilgili bir takım birlikler olsun, ziraat odaları olsun, bunlarla ilgili kanun yok. Ki bu bakanlığın gerçekten önemli bir iştigal alanını, görev alanını oluşturan gıda kontrol birimimiz çok çok önemli. Mesela bunlara ilişkin de o dönemde çıkarılmış olan mevzuatlarla tarım ihtiyacı olan mevzuata kavuşmuş durumda. Dolayısıyla yürütme adına bu görevi ifa eden 2002 yılından bugüne kadar görev almış bütün bakanlarımız, tıpkı Sayın Pakdemirli bakanımız gibi, bunun gereklerini, icablarını yerine getirmeye çalıştılar. Biz hepsine teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır. Mutlaka muayyen bir süre bir koltukta oturulacaktır. Günü geldiğinde o bayrağı daha yukarılara taşımak adına yeni bir arkadaşımız büyük bir heyecanla, büyük bir hevesle bu görevi ifa edecektir. Devam edelim mi? Arkadaşlar. Pardon. Tamam. Geliyorum. Dolayısıyla bu hizmetler inşallah aksamadan durmaksızın devam edecek. Konuşmamın başından beri belki birkaç kez vurgu yaptım. Stratejik kavramı çok önemli. Eğer bir şeye stratejik diyorsanız aynı zamanda onun vazgeçilmezliğinden de söz etmiş olursunuz. Vazgeçilmez olan bir şeyi, stratejik olan bir şeyi de mutlak surette bulunurlukla eşleştirmemiz lazım değerli arkadaşlar. Yani bir şeyi stratejik diyeceksiniz, vazgeçilmez diyeceksiniz ama bununla ilgili bu konuda bulunurluk konusunda eksiğimiz, noksanımız. Bu gerçekten şu ana kadar Türkiye pek çok üründe kendi kendine yeterliliği ve daha sonrasında da ihracatı olan bir ülke olarak gerçekten örnek bir ülke oldu. Biz bu manada da bu ülkenin tarlada tarlasını işleyen, bahçede bahçesiyle meşgul olan, ahırda, kümeste, ağılda hayvanlarıyla hemhal olan bütün üreticilerimize müteşekkir olmamız gerekir. Tabii ki bu bakanlık sadece tarımla sınırlı olan bir bakanlık değil. Bu bakanlığın bir de ormanla ilgili olan kısmı var. Orası da bizim için son derece önemli. Ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz yıl yaşadığımız o doğal faciada gördük. Yani bunlara ilişkin de ormanımızın vazgeçilmez olduğunu, orman köylümüzün mutlaka korunması, kullanması gerektiğini de onlara da yaşadık. Şimdi tabii Sayın Bakanım burada 4 yıla yakın bir görev ifa etti. Ben şahsım adına da, milletim adına da şükranlarımı sunuyorum. Bu görevler, tekrar ifade ediyorum, gelip geçici görevler. Kalıcı olan, esas kıymetli olan bu aziz millet, bu aziz devlet, bu devlet, bu millet her türlü hizmetin en iyisine layık. Bizlere de düşen bu hizmeti layıkıyla, daha öncekilere göre daha iyi yaparak, daha ileriye bu ülkeyi her noktada olduğu gibi tarımla ilgili, ormanla ilgili, su konusu Türkiye'nin çok önemli bir meselesi. Türkiye su zengini bir ülke değil arkadaşlar. Ama su zenginiymiş gibi hareket eden bir halimiz var. Dolayısıyla bu konularda yine hükümetimizin bu sulama sistemleri konusunda bu zamana kadar uygulamış olduğu politikalar daha da geliştirilmeli, daha da güçlendirilmeli. Ben İngiltere'de doktoramı yaptım. Doktoramı yaptığım dönemde içeride de Sayın Bakanıma ifade ettim. O dönemde 1990 yılı toprak dinamiği alanında çalışırken yardımcı danışmanım bana ya isterseniz yan dal olarak
dronlarla ilgili demedi ama o gün için otonom araçlardan söz etti. Tabii bizim aklımızda ne var? 1950'den sonra gelen Marshall yardımıyla gelen traktörler var, eski traktörler var. Yani şimdi onları düşününce otonom araçlar, dedim hocam bunu ben bir yere koyamam. Yani bu bizim ülkemiz için çok afaki olur dediğimde, yo yo dedi, tarım da dedi en az diğer alanlar kadar teknolojiyi çok kolay içselleştirebiliyor. Ama bugün görüyoruz ki artık ilaçlaması, sistemesi, efendim meyvenin veya sebzenin veya tarladaki tarla bitkisinin olgunluk devresi, su miktarı, bütün şeyleri bunlar aracılığıyla çok rahatlıkla tespit edilebiliyor. Temennimiz ve çabamız o yönde olacak. Bu ülkeye teknolojik anlamda da bu manada tarımı desteklememiz, tarıma yönelik teknolojiyi bu manada desteklememiz gerekiyor. Rabbim mahcup etmesin. Bizim kendimizin, efendim çevremizin ötesinde bir aziz millet var, bir aziz devlet var. Devletin ve milletin ne kadar önemli olduğunu iki komşu ülkede, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan çatışmada gördük. Biz kendi ülkemize, tabii ki bizim şu anki görev alanımız Tarım ve Orman Bakanlığı olduğu için bu alan içerisinde hizmetlerin en yücesini, standartların en üstünü mutlaka kendi sektörümüzde inşallah uygulayacağız. Gururdan, kibirden Rabbimize sığınırız. Bunların hepsinin geçici olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayız. Şayet çıkardığımız bir gün olursa da buradaki Haziro'nun, basın mensubu arkadaşlarımızın da, onların da hatırlatmasını isteriz. Bu ülkenin her şeyi var arkadaşlar. Sayın Bakan hizmet ettiği için 4 yıla yakın, dolayısıyla onun anlatacakları vardı ama ben bundan sonra hizmet ederek inşallah anlatmış i̇nşallah, olacağım. İnşallah. Ben tekrar emeklerimden dolayı şahsınızda tüm katkı koyan arkadaşlarımıza, bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ben 1983-85 yılları arasında bu bakanlıkta ziraat mühendisi olarak çalıştım. İçinizden birisiyim. Yani o manada bakanlığın hani merkez teşkilatında çalışmasak bile test merkezi olarak Yeni Mahalledeki birimde çalıştım. İnşallah biz de bir Hosse'da bırakırız bu gök kubbede ve arkamızdan tıpkı Sayın Bakanımıza bizim şu anki kurduğumuz cümleler gibi bizden sonra bu görevi devralacak olanlar da benzer cümleleri ve aziz milletimiz kurmuş olur. İyi ki bu devlet var, iyi ki bu millet var, iyi ki bu meslek mensupları var, iyi ki bu ülkenin çiftçileri var. Ben hepsine ayrı ayrı şükranlarımı